Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve bunlara bağlı kurumlar, ilgili kurumlar bütçeleri üzerinde söz aldım grubum adına. Her iki bakan da ilk defa genel kurulda bakanlıklarını temsil ediyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum öncelikle. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, ben 10-11 yıldan beri Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim ve hemen hemen değil de tüm son 10 yıldaki bütçe görüşmelerine katıldım. Çoğunda da mesleğim gereği ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi olmam hasebiyle ağırlıklı olarak ekonomi konularında tabii ki konuştum. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde konuştum. Ticaret Bakanlığı bütçesinde konuştum ağırlıklı olarak hep. Ancak ilk defa bu yıl ne konuşacağımı inanın tam olarak bilmiyorum. Yani kürsüye geldim, kafamda çok soru var, yorum var ama tam olarak ne konuşacağım bilmiyorum. Çünkü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da konu gündeme geldiği zaman yine aynı şekilde ne konuşacağımızı tam olarak bilemedik, şaşırdık. Çünkü anormal bir ortam var, anormal bir durum var. Anormal şeyler söyleniyor ekonomi konularında, maliye konularında, ticari konularda. Piyasanın durumunu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bu şartlar altında bizim Sayıştay raporları ile ilgili eleştirilerde bulunmamız ya da işte Maliye Bakanlığı ile ilgili vergi denetiminin eksik yapıldığı, afların çok çıktığı ya da borçlanmanın aşırı olduğu gibi eleştirilerde bulunmamızın ne kadar anlamı var ya da ithalatın yüksek olduğuyla ilgili eleştirilerimizin artık anlamı kalmadı. Yani geçmiş yıllarda bunları yaptık. Yapısal reformların gereğinden bahsettik. Hiçbir zaman bütün bunlar dikkate alınmadı. Geldiğimiz noktada da büyük bir sıkıntı var. Şimdi bunları yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Ancak garip tepkiler alıyoruz. Yani aklın, bilimin, mantığın dışında sanki şimdiye kadar Müslüman değilmişiz gibi elhamdülillah. Yeniden iş farklılaştı. Efendim nas var, onun için faiz düşürüyoruz. İyi de 15 faiz değil mi? 15 NAS'a aykırı değil mi? Yani böyle garip garip bir durum var. Onun için ne söyleyeceğimi tam olarak bilemedim dedim. Şimdi son 20 yıldan beri yaklaşık 400 milyar dolar civarında faiz ödemişiz yabancılara. 400 milyar doların üzerinde. Şimdi NAS'tan bahsediyoruz ya da faizin olmamasından, cari açıktan bahsediyoruz. Bunların kapanması gereğinden bahsediyoruz. Bütün bunca yıldan sonra bu kadar işsiz var. Bu kadar gençlerimiz işsiz. Dil bilen doktorumuz, mühendisimiz yurt dışına gitmeye çalışıyor. Epey de giden var. Böyle bir hale gelmiş vaziyette bakanlık bütçelerini görüşüyoruz. Şimdi bakanlıklarla ilgili olarak biz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yaparken birçok soru sorduk, yorum yaptık. Ancak Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanım, Sayın Bakanlarım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sorduğumuz sorulara hiçbir şekilde cevap gelmedi. Sayın Başkanım, sizin delaletinizle sorduk, cevap gelmedi. Ne Maliye Bakanlığı'ndan ne Ticaret Bakanlığı'ndan. Şimdi burada oradan aldığımız cevaplara göre de burada bizim yorumlar yapmamız, yorum getirmemiz gerekiyor. Yapılmadı. Her iki bakanlıkta sağ olsunlar cevap vermediler. İyi, bakanlar yeni değişti. Onun için diyeceğim ama böyle bir anlayış olamaz. Çünkü bakanlıklarda, devlette devamlılık esastır. Kurumsallaşma esastır. Böyle bir bahane de söz konusu olamaz. Şimdi faiz düşürüldü değerli arkadaşlar. Faiz düşürüldü. Düşürüleceği de söyleniyor ki devlet öngörülemez olamaz. Yani devlet öngörülebilir işler yapar. Devletin ne yaptığı bellidir, şeffaftır. Devlet hesap verebilir olmalıdır, öngörülebilir olmalıdır. Bütün devletlerde olduğu gibi. Bizde ne olacağı belli değil. Düşürdük 19'dan faizi, birkaç ay içerisinde 15'e düşürdük 4 puan. Peki hazine borçlanma faizi ne oldu? O yükseldi tam tersine. Hazinenin borçlanma faizi yükseldi. İhtiyaç kredileri
Bunların faizi arttı. Taşıt kredilerinin arttı. Konut kredileri çok az bir düşüş göstermiş. Mevduatta da çok az bir düşüş var. Ama CDS'ler bunlarda anormal yükselmeler var. 400'lerden 500'lere çıkmış. Anormal. Şimdi bütün bunlarla ilgili olarak ne diyeceğiz burada, ne konuşacağız? Yani bir yapı, kurumsallaşma, devlet anlayışı, liyakat sistemi, bütün bunlar yok edilmiş, ölmüş. Biz burada bakanlıklarla ilgili, ekonomiyle ilgili değerlendirme yapmaya çalışıyoruz ki burada Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı var ve arkalarında Gelir İdaresi Başkanlığı gibi bütün vergileri tahsil eden, öbür taraftan TÜİK gibi devlet adına istatistiki rakamları tespit eden bir kurum var. Merkez Bankası gibi rezervlerimize sahip çıkması gereken, fiyat istikrarı ile ilgili görevlendirilmiş bir kurum var. Bugün görüşüyoruz. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı var, çok önemli. BDDK var, SPK var. Tüm bunlar kamu mali yapısının önemli kurumları. Ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olanlarla birlikte çok önemli kurumları. Ama bunlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurulu var. Tüm bunlarla ilgili olarak kurumsallaşma maalesef ve mevzuat bazında çok geriye gidiş var. Eğer ekonomide bir şeyler yapılacaksa, ekonomiyle ilgili bir şeyler düzeltilecekse, reform yapılacaksa, önce bu kurumlar düzeltilmeli, kurumlar çalışır hale getirilmeli, ondan sonra ekonomide reform yapılmalı, değil mi? Ama kurumları öldürmüşüz, kurumlar artık çalışmıyor. Kamu İhale Kurumu dediğimiz kurum, 60'a yakın kendi kanununda, onun dışında da 140'a yakın, başka kanunlarda değişiklik yapılarak, muafiyet istisna getirilerek çalışmaz hale getirilmiş, anlamsız hale getirilmiş. SPK bu dönemde sıkıntılı, bayağı bir sıkıntılı. İstismarlar çok fazla, özellikle İstanbul Borsası'nda. Özelleştirme idaresini biliyorsunuz, şu sıralarda arsaları özellikle satışa çıkarttı. Maalesef para kazanabilmek için her şey yapılıyor. Şimdi bunlar arasında bir de tabii gelir idaresini saymayacağım. Özellikle denetim açısından, vergi toplama açısından çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilim de söyledi. TÜİK açısından gerçekten de çok üzüntülü bir durum söz konusu. TÜİK gibi kurumlar devletin güven kurumlarıdır. Güvenilmesi gereken kurumlardır. Bu kurumların yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu sonuçlar, rakamlar devlete güveni esas kılar. Biz TÜİK'in açıklamalarıyla ilgili muhalefet olarak, milletin ve seçtiği vekiller olarak soru işaretlerine sahiptik. Çünkü millet soru işaretlerine sahipti. Kalktık milletvekilleri olarak genel başkanımızla birlikte, biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz söylediği üzere, İnternet sitelerinde de yazıyor, bilgi almak için merkezimize gelebilirsiniz diyorlar, gittik. Randevu verilmedi. Ya değerli arkadaşlarım, sizler iktidar partisi milletvekillerisiniz. Diğer arkadaşlarım da muhalefette. Şimdi milletvekili olarak bizi kamu kuruluşlarına kim almaz? Yani siz alınmazsanız iktidar milletvekili olarak ya da muhalefet milletvekili olarak ne düşünürsünüz? Bizim görevimiz bu değil midir? Millet bizi ne için seçti? Ne demek bir kamu kuruluşunda kapıdan alınmamak? Buna kim cesaret edebilir? Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir devlet anlayışıdır bu? Devletin itibarı, güvenini temsil eden bu kurumlar devleti ne hale getirmiş? Ne hale getirmiştir arkadaşlar? Ya bu utanılacak bir hadisedir. Gerçekten öyle. Ben orada yıllarını devlete vermiş, bu milletin bir temsilcisi olarak utandım o kapıların kapatılması dolayısıyla. Gerçekten utanılacak bir durumdu. Şimdi buraya gelmemişler. Gelmemeleri gerekir. Öyle bir TÜİK'in, öyle bir kamu kurumunun buralarda olmaması gerekir. Milletin temsilcilerinin yüzüne bakacak durumunun olmaması gerekir. Onun için gelmelerini istemedik.
Değerli arkadaşlar, şimdi devlette garip bir düzen var. 3 sene oldu yeni hükümet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. 3 seneden beri bakanlıkları izliyoruz. Evet arkadaşlar, müsaade edin ben devam edeyim. Buyurun Sayın Kuşoğlu. Şimdi 3 seneden beri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. İzliyoruz neler olacağını, neler yapılacağını. Ben biraz önce söyledim, 10-11 yıldan beri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devleti çok iyi takip eden birisiyim. Bazı iyileştirmeler olmasını bekledim. Ama inanın tam tersi gelişmeler var. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olarak da Ticaret Bakanlığı ile ilgili olarak da aynı şekilde. Tam tersine olumsuz gelişmeler var. Bütün göstergelerine bakın, her iki bakanlığında olumsuz. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, bunların teşkilat ve kuruluş kararnamelerinde şu yazıyor. İlk görev ve yetkilerinin belirlendiği kararnamede diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı için ve Ticaret Bakanlığı için politikaların saptanmasına yardımcı olmak. Allah Allah. Ya şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'deki ekonomiyle ilgili, Ticaret Bakanlığı da aynı şekilde kendilerine verilen diğer görevlerle birlikte ekonomiyle ilgili bir yetkiye sahip. En iyi şekilde bilmesi gereken uygulayıcı bakanlıklar. Diyor ki politikaların, maliye politikalarının, hazine politikalarının, ekonomi politikalarının, ticaret politikalarının saptanmasına yardımcı olmak. Bu politikaları saptamak değil, yardımcı olmak. Şimdi bir bakanlık bu politikaları en iyi şekilde bilmesi gereken bir bakanlık yardımcı oluyorsa ana politikaları saptayan kim? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu. Kimlerden oluşuyor bir bakın Allah aşkına. Maliye Bakanlığı'nda, Hazine'de veya Ticaret Bakanlığı'nda bu işi yapanlardan daha bilgili, daha tecrübeli, daha birikimli insanlar mı ki o politikaları onlar saptıyor, bunlar uyguluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada yok böyle bir şey, böyle bir anlayış. Tabii devlet olma vasfı buradan gittiği için, anormallik buradan başladığı için sıkıntı var. Politikaların saptanmasına bakanlık yardımcı olacak. Kendi politikalarının. Olmaz tabii. Ve dolayısıyla da olamıyor. Bakanlar da bize karşı sorumlu değil. Meclise karşı sorumlulukları yok bakanların. Millete karşı da sorumlulukları yok. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular. Cumhurbaşkanı zaten millete, millet meclisine hesap vermiyor hiçbir zaman. Vermesi mümkün değil. Buraya da gelmiyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde biz bütçe ile ilgili bütçe hakkını kullanamıyoruz. Denetim görevimizi de yerine getiremiyoruz elhamdülillah. Durum bu. Onun için ne konuşacağımı anlatmakta zorlanıyorum dedim. Dikkat ediyorsanız da zorlanıyorum. Şimdi Maliye Bakanlığı ile ilgili geçmiş dönemlerde mükellef sayılarına gireyim. Niye yeterli artış yoktur diyeyim. Neden vergi denetimi yeteri kadar yapılmıyor diyeyim. O kadar af var ki hiçbir anlamı kalmamış bütün bunların. Bunları söylememizin bir anlamı yok. Bütçenin anlamını yitirdiğini söyledik hatırlıyorsunuz. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem burada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız dedi ki anlamını yitirmemiştir bütçe dedi. Bütçe gelirler, giderlerinde artış var ama dedi. Gelirlerinde de var. Dolayısıyla o dengeler dedi. Şimdi bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar? Bakın. Bütçe dediğiniz belli rakamları ayrıntılı olarak saptar. Hangi bakanlığın, hangi kurumun, hangi harcaması, harcama konuları tek tek belli olur. Şimdi bunlarda artış varmış harcamalarda, gelirlerde de artış varmış, bütçe dengelenirmiş. Böyle bir bütçe anlayışı yok. Yani siz o rakamları tutturamıyorsanız detay bazında bütçe yapmıyorsunuz demektir. Bu nasıl bir anlayıştır? Gerçekten şaşırdım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi ki giderler artıyor ama gelirler de artıyor. Bütçe tutar dedi. Yani şimdi orada 1.751'lik bir harcama var. Bu 2.751'e çıktı mı gelirler de o aranda arttı diye
bu bütçenin tuttuğunu mu gösterir? Bu bütçe yapılmıyor demektir. Devlet yok demektir. Allah aşkına bu böyledir. Bunu nasıl anlamak lazım? Ayrıca şu var, harcamalarda da artış varken gelirlerde de artış olacak demek, milletin üstüne yükleyeceğiz bir bütçeyi demektir. Bütün o harcamalarla ilgili gelirleri milletten toplayacağız demektir. Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl böyle bir laf etti anlamam mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ayrıca çok önemli bir hadisedir. Geçen hafta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a gitti. Görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanımız da oradaydı. Dışişleri Bakanımız Katar Dışişleri Bakanı'yla açıklama yaparken basına bir Katarlı gazeteci yine para istemeye mi geldiniz dedi. Ya Türkiye Cumhuriyeti'ne söyledi bunu. Gerçekten utandım. Bu utanılacak bir hadisedir. Bu bizim tarihimizde dikkate alınması, altı çizilmesi, hiç unutulmaması gereken bir hadisedir. Ekonomi tarihimizde böyle bir aşağılama yok bize karşı. Gerçekten beni utandırmıştır bu hadise. Kimdir Katarlı gazeteciler, Katarlılar da bize bunu sorabiliyorlar ya. Yine paramı istemeye geldiniz. Kimdir Katar? Bu nasıl bir laftır? Bu Türkiye'yi bu duruma kimsenin düşürmemesi lazım arkadaşlar. Gerçekten düşürmemesi lazım. Ağlamamız lazım. Yıllarca Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sayın Bakanlar dediler ki ihracat çok iyi gidiyor, ihracat artıyor, ihracat hedeflerimiz şöyle iyi böyle iyi. Biz de dedik ki ihracat iyi ama ithalata da bakın, bakın ithalat da artıyor. İthalatı görün. Şimdi bakıyorsunuz işte en son Kasım ayı dış ticaret açığına bakın. Ekim'de bir küsürdü. 5'e çıkmış Kasım ayında. Son 3 yıla bakın, strateji ve bütçe başkanlığını açarsanız orada ekonomi verilerinde de görebilirsiniz. Tablo olarak koymuşlar. İhracat ve ithalat tablo olarak var. Birlikte iniyor, birlikte çıkıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Dış ticaret açığı da aynı kalıyor. Şimdi böyle bir durumda ihracat ithale bağlıyken bu kadar biliyorsunuz ara malı ve ham madde dolayısıyla ihracatımız ithalata bağlı. Siz nasıl politikalar izliyorsunuz? Yani iktisat kitaplarında farklı, üniversitelerde ne kadar iktisat fakültesi var Türkiye'de bilmiyorum ama hepsinde ve dünyada okutulan iktisata aykırı bir politika izleniyor. Kimse de bunu izah edemez ya. Ne AK Partili milletvekilleri, ne iktisat hocaları, hiç kimse bunun ne olduğunu izah edemez. Evet, faiz düşürülmeli. Enflasyonun altında faiz olan ülkeler de var arkadaşlar. Var böyle ülkeler. Enflasyonun altında faiz olan ülkeler var. Ama enflasyonda bir beklenti vardır. Çok önemlidir iktisatta beklenti. O ülkelerde beklenti enflasyonun düşmesi yönünde hepsinde. Enflasyonun düşmesi yönünde. Bizde tam tersine çıkma yönünde. İki, o ülkelerde Merkez Bankası rezervleri yeterlidir piyasaya müdahale edebilmek için. Türkiye'de ne Merkez Bankası rezervi var ne de enflasyon beklentisi aşağı yönlü. Tam tersine yukarı yönlü. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Anlamam mümkün değil. Kimse de izah edemez, bunu edemiyor da. Ama şimdi bu iktidarı eleştiriyoruz. Yürütme erkini eleştiriyoruz ama Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten akla mantığa aykırı işler yapıyoruz. 2023 hedefleri vardı biliyorsunuz. 500 milyar dolarlık ihracat. 500 milyar dolarlık ihracat. Gayri safi yurt içi hasılasının 2 trilyon dolar olması. Yarı yarı 1 trilyon bile olmadı biliyorsunuz. 800'lerde, 700'lerde gayri safi yurt içi hasıla. Yarısını bile bulamadık. Kişi başına 25 bin dolar olacaktı. Yine aynı şekilde yarısını, üçte birinde kaldık. Değerli arkadaşlar, devlet kumar oynamaz, şeffaf olur. Devletin şeffaf olması, açık olması lazım. Bakın bütçe, 90 milyonluk bir ülkeyiz biz, mültecilerle birlikte 90 milyonuz.
ve 100 küsur milyar dolarlık bir bütçe. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 100 küsur milyar dolarlık bir bütçemiz var. TL rakamlarına bakmayın. 100 küsur milyar dolar. 15 milyonluk Yunanistan'ın da bizim kadar bütçesi var. Savunmaya, eğitime, onlar 15 milyon nüfusa göre pay ayıracak. Biz 90 milyon nüfusa göre pay ayıracağız. O da şu andaki kurla yıl içerisinde ne olacağını bilmiyoruz. Onlar biliyorsunuz euro kullanıyorlar. O kadar düşüş olmayacak. Bu vaziyetteyiz. Aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor hep beraber. Ki daha yani anormal bu metaverse dünyayı bilir misiniz? Bir metaverse alem var. Türkiye ona hazırlanıyor. Orada ancak o sanal, gerçek olmayan alemde mutlu edilecek insanlar, yoksul insanlar Türkiye'yi oraya hazırlıyorlar herhalde diye düşünüyorum.